Evet, herkese merhaba. Duman'dan, senden daha güzeli göstereceğim. Tablarıyla ve ritimleriyle beraber. Videoyu faydalı bulursanız like atıp abone olmayı unutmayın. Evet, 50 Strat, Telecaster ekibinin yeni üyesi. Dostum çok sağ ol desteğin için. Evet, siz de kanala destek olmak isterseniz katıl diyerek ekiplere katılabilirsiniz. Tamam, şimdi intro ritmiyle başlıyorum. Intro ritmi. Şimdi daha yavaş çalacağım, sonra nerede olduğunu açıklayacağım, tamam mı? Tamam. Şimdi şarkı iki akor, tamam mı? Baştan sona iki akor. La ve C, tamam mı? Şimdi burada girişte La'yı bastı. Bir tane mute'lu vuruş, tamam mı? Mute'u biliyorsunuz, elimizin şu alt kısmıyla yapıyoruz, tamam mı? Şu tellerin tam köprüye değdiği yere hafifçe dokunarak. Ondan sonra parmaklarımızı hafifçe telden kaldırıp, tamamen değil ama. Sonra tekrar bir hafifçe tellere dokunuyoruz, tamam mı? Ölü vuruş yapıyoruz yani. Tamam, bak. Sonra C'ye geldik, yine aynısı. Bu ölü vuruşu çok hafif yapıyor. Dikkatli dinlerseniz duyabilirsiniz, tamam mı şarkıda? Şimdi ölü vuruşu yaparken 3 telede vurmanıza gerek yok. Sadece en üst tele ya da en üst 2 teledeyseniz yeterli, tamam mı? Çok hafif yani. Tamam, bundan sonraki ritim partini gösteriyorum. Şimdi burada power'dan full akora geçiyor, tamam mı? Yani la minör ve C majör, tamam mı? Şimdi buradaki ritim de şöyle. Bir üç manyete alalım. Şimdi burada la majör kesik kesik çalacağız, tamam mı? Bak, sağlam vuruyoruz tellere. Tamam mı? 0.88 pene kullanıyorum. Sert sayılır. Şöyle hafifçe bükülebiliyor ama sert sayılacak bir pena, tamam mı? Yukarıdan aşağı sağlam bir vuruş. Sonra yine parmaklarımızı akordan hafifçe kaldırıp kesiyoruz, tamam mı akoru? Susturuyoruz yani, bak. Tamam mı? El hareketine bak. Tamam mı? Sonra buraya geldik. Hafifçe kaldırıyoruz. Akor susuyor. Tamam mı? Şimdi daha yavaşça çalıyorum. Bu ritmi çalarken pena ile önemli, tamam mı? Sağlam geçirmeniz lazım, bak. Tamam mı? Şimdi solo'ya geçmeden önce şey yapıyor. Tamam, ölçünün sonunda la majörü bastı. Yavaşça yükselecek, bak. Tamam mı? Dın 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 yükseldik, sonra C'ye geçtik. Son ritim yine kesik kesiğe geri dönüyor, tamam mı? Şimdi bu ritmin altında ikinci bir gitar daha var. O da şöyle bir ritim yapıyor. Tamam, şimdi burada ne yapıyor?
La minörü en alt 2 tele, tamam mı? En alt 2 tel 5. perde. Sonra 2 ileri gitti. Tekrar 5'e geldi. Tamam, daha yavaş. Tamam, şimdi solo'ya geçelim. Tamam, şimdi solo'nun ilk partını çalıyorum. Şimdi burada C teli 5'teyim, tamam mı? En alt tel açık. İkisine beraber ritim gibi çalıyorum, tamam mı? Aşağı yukarı pene bak, ritim gibi. Bend yaptı bıraktı, tamam mı? C7'de. Daha yavaş. Devamı. Burada buraya kadar birleştiriyorum en baştan. Devam. Burası aynı zaten. Sonra bak burada ne yaptım? Yine burada ritim gibi, tamam mı? Peneye dikkat. Aşağı yukarı bak. Tamam mı? Alternate picking. Şimdi buraya kadar birleştiriyorum. Şu dört. Devam ediyorum. Tamam, burada da buradaki hammer-on önemli bak. Aynısını bir daha yapıyor. Sonra buraya geldi. Tekrar. Sonra 10. perdeye geldi. Dedi ve bitti, tamam mı? Şimdi en baştan yavaşça çalıyorum. En son burada kaçıncı perde burası? 19'da vurup geriye slide yapıp bitiriyor soloyu, tamam mı? Thank you.
Evet, şarkı basit bir şarkı. İki akor. Ama basit şarkıları, böyle minimalist şarkıları duygusunu vererek çalmak aslında o kadar da kolay değil. Özellikle pen eline bu şarkıda çok dikkat etmeniz lazım. Tuşa çok önemli bu şarkıda. Tamam, tondan bahsedeyim. Clean tonum şu şekilde. Hafif overdrive açıyorum, tamam mı? Hafif kirletecek şekilde. Sanki lambalı amfinin böyle sesini açmışsınız da böyle hani kırılmış gibi, tamam mı? Zaten overdrive'in icat edilmesinin sebebi bu. İnsanlar hani 100 wattlık amfiyi sonuna kadar açıp insanları ve kendilerini rahatsız etmemek için overdrive'ları icat ettiler. Onlar da sanki amfinin sesini hayvan gibi sonuna kadar açmışsınız da amfi kırılmış efektini veriyor. Overdrive dediğimiz efekt bu. Evet, şarkı bu kadar. Videoyu faydalı bulduysanız like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.